الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Çok değerli büyüklerim, kardeşlerim, buraya çok değerli kardeşimiz Çetin kardeşim bu camiye cemaatte oldu. Tanıyoruz kendisini. Geride kalanlara sabırlar ihsan eylesin. Başta Peygamberimiz
Thank you.
Amin. Allahumma ya Rabbi.
Amin. Elhamdülillah Rabbil Alemin.
Evet efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mübarek bir ayda, mübarek bir gecede, mübarek bir ortamda iftarlarımızı yaptık, dualarımızı ettik. Can dostlarımızla birlikteyiz. Bugün Çetin Karay'ı konuşuyoruz. Rahmeti Rahman'a kavuşan ve 7. gününü yaşadığımız değerli kardeşimiz, Büyük Birlik Partisi İl Başkan Yardımcımız, can dostumuz, hizmet eri Yunus Taptuk Emre'nin kapısında 40 yıl odun taşıyan can kardeşim, bugün Çetin'i konuşuyoruz ve ilk olarak da can kardeşi abimizle beraberiz. Merhabalar, İdris Kara. Çetin abim, Allah gönü gönü rahmet etsin. Sevenlerinden çok teşekkür ediyoruz. Buraya geldiler, şeref verdiler. Abim Allah ve Resulü'nü seven mümin bir insandı. Cenazedeki kalabalıktan anlıyoruz ki gerçekten seviliyormuş. Allah yılmayan, pes etmeyen hizmet eri diyebilir miyiz? Evet, evet, evet. İnsanlara insan olduğu için değer veren gönül insanıydı inşallah. Hizmet insanı. Bir perşembe sabahı, evet. Sabah ezan vakti. Rahmeti Rahman'a kavuşmaya giden de sabah ezanlarının sonrası, evet. Ve mübarek bir günde, Cuma'ya yakın bir günde ve böyle bir günde yani bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'nde de bugün 7'sini yapıyoruz. Evet. Bu nasıl bir duygu hocam? Ben abimin yüzüne baktığımda o tebessümü gördüm cenazesinde. O elhamdülillah. Çok memnun etti elhamdülillah. Gerçekten insanlara faydası olan, Allah ve Resulü sevgisi olan bir insandı. İnşallah Rahman Mevlam da rahmetiyle muamele edecek. Sevenlerin dualarıyla inşallah kabri nur olacak inşallah. Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun. Can abimiz Allah razı olsun. Evet efendim, devam ediyoruz raportajlarımıza. Bugün bir annemiz, bir başkanımız ve bir can dostumuz, bir Çetin Kara'nın abisi, annesi, canı, her şeyi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Çok iyi değilim ama Allah rahmet eylesin. Kendi evladım değildi. Teşkilatımıza çok emeği geçtiği gibi beni çanta gibi hep sırtında taşıdı. Hep annem dedi, hep başkanım dedi. Evet, evet. Rahmetle anıyorum. Yattığı yer nur olsun, mekanı cennet olsun. Sevenlerinin başı sağ olsun diyorum, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, biz de yad ediyoruz. Yad ediyoruz can annemiz Bayrampaşa eski ilçe başkanımız, İstanbul Büyük Birlik Partisi İl Yönetim Kurulu üyemizi, ablamızı aldık, başkanımızı aldık. Allah razı olsun. Evet, Halil abimizi alıyoruz. Evet, duayen bir abimiz. Büyük Birlik Partisi yönetiminden ve Çetin kardeşinin has abisi, has örnek aldığı giyimiyle, kuşamıyla can kardeşim hoş geldin. Biz onlara layık olabilirsek ne mutlu. Başta Türk İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni kutluyor. Çetin kardeşimizin de ruhu şad, mekanı cennet olsun. Amin efendim. Rabbim, evet. Rabbim birliğimizi, dilimizi bozmasın, daim etsin. Gönül veren, emek veren, hizmet eden bütün arkadaşlarıma canı gönülden ben teşekkür ediyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Emeği geçen herkese canı gönülden tekrar Allah razı olsun. Çetin Kara sizin için neydi hocam? Nasıl? Bir güldü. Solmaz bir gül. Solmaz bir gül. Solmaz bir güldü. Rabbim yardımcısı olsun yana. Başka Allah razı olsun. Biz de Halil amcamızı saygıyla anıyoruz. Allah razı olsun. Tekrar Çetin kardeşini daima seven bir insandı. Allah razı olsun. Buyurun başkanım. Evet, yine bir başkanımızı alıyoruz. Türk dünyasından sorumlu Büyük Birlik Partisi Can abimiz Ercan Bey ile beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çetin Bey'i tabii çok kısa bir zamanda tanıdınız anladığım kadarıyla ama sizin üzerinizde bırakan izlerimi bir anlatır mısınız? Öncelikle tüm İslam aleminin, tüm Türk milletinin, tüm Büyük Birlik Partisi teşkilatının ve bize gönül vermiş dava arkadaşlarımızın mübarek Kadir Gecelerinin kurtuluşa, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çetin Kara deyince önce biraz düşünmek gerekiyor. Özel insan için özel cümleler. Özel insan. Özel insan için özel cümleler kurmak gerekiyor. Çetin Kara ile ben 1,5 yıl önce tanıştım. Allah rahmet eylesin. Rahmetli abime benzetmiştim kendisini ve kendisine dedim ki benim abim 47 yaşında rahmetli oldu. Siman aynı senin ona benziyor. Yanakları hep kırmızı, hep güler yüzlü. İnşallah ömrün onunki kadar kısa olmaz demiştim. O da kader demişti. Yine gülümsemiştik. Çetin Kara her yerdeydi. Çetin Kara'yı zaten tanımayan... Ankara'da, genel merkezde. Evet. Maraş'ta, Ankara'da, İstanbul'da, İstanbul'un bütün programlarında
dava adına yapılan ne varsa, nerede davayla ilgili bir program varsa Çetinkara oradaydı. Kendisi protokolden sorumlu il başkan yardımcımızdı. Gerçek bir protokol adamıydı. Hakkını veren bir kardeşimizdi. Ben kendisini örnek aldım, sevdim, saydım, değer verdim. Bir gün WhatsApp grubunda Çetinkara'yı kaybettik yazdıklarında şaka mı yapıyorsunuz diye yazasım geldi. Sonra inna lillahi ve inna ileyhi raciun demekten başka bir çaremiz olmadığını anladık. Ve onu önce ebediyete teslim ettik. Bugün de bu mübarek Kadir Gecesi'nde 7'sini yapıyoruz. Yüce Rabbim rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu, şehit liderimizi çok seven Çetin kardeşimizin hasretine dayanamadı. Onu yanına aldı. Bizden daha çok sevdi. Aynen. İnşallah birlikte onların yolundan gittiğimizi görüyorlar, mutlu oluyorlar. Bize de bundan sonra onları onurlandırmak düşer. Allah rahmet eylesin cümle ölmüşlerimiz için. Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun. Çok sağ olun efendim. Fedai Başkanım. Buyurun. Buyurun. Evet, devam ediyoruz raportajlarımıza. Büyük Birlik Partisi Eyüp İlçe Başkanımız Ali Masarkır. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet, bir Çetin Karamız vardı. Bir can dostumuz vardı. Çok yakından tanıdığın, ocaktan da tanıdığın. Evet, duygularını alalım değerli başkanım. O duygularım ifade edilemez. Allah kanı kanı rahmet eylesin. İyi bir değerimizi kaybettik. İlahi Kelimetullah için nizam-ı alem mülküsüne gönül vermiş. Gerçek bir dava adamı. Çetin abimiz. Sanki il başkan yardımcısı değil de. Yani bu partinin her alanında görev yapmış. Makam koruma, çaycı, yani ocakçı, hizmetkar. Nerede ararsan onu buluyordun. Evet. Çetin Kara il başkan yardımcısı iken bile çay dağıttığını gördüm. Aynen. Öyle bir abimizdi. Gerçek bir dava adamıydı. Aynen. Ve inanın çok fedakardı. Mesela ben şunu biliyorum. Muhsin Yazıcıoğlu suikastiyle ilgili hiçbir davayı kaçırmamıştır. Maraşlara kadar gitmiştir her davada. Gerçek bir Muhsin Yazıcıoğlu sevdalısıydı. Biz Büyük Birlik Partisi camiası olarak iyi bir değerimizi kaybettik. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun. Çok teşekkür ederim değerli başkanım. Allah razı olsun. Evet. Buyur Ali ablam. Hayrola böyle sıradan al. Tamam. Tamam. Evet. Biraz şöyle alayım. Evet, yine partimizin duayeni, basın sorumlusu aynı zamanda şu anda da Eyüp ilçemizde görevli Adeviye Yalçın'la beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, duygularınızı alalım Adeviye ablam. Duygularım çok, bir şey anlatamıyorum. Çetin başkanımız makam, mevki, koltuk sevdalısı değildi. Sadece Muhsin başkan sevdalısıydı. Muhsin başkan sevdalısıydı. Başkan sevdalısıydı. Başka bir şey demiyorum. Başka bir şey diyemiyorum yani. Kaç yıldır tanıyorsunuz? Ben 4-5 yıldır tanıyorum. 4-5 yıldır. Evet. Ama hiç yola çıktığımızda asla yalnız bırakmayan, anam anam diye sürekli sahip çıkan. Sonra sahip çıkan, evet. Kollayan, şey yapan. Evet. Birini kaybettik yani, bir evlat kaybettik. Evet. Başka bir şey demiyorum. Allah razı olsun efendim. Mekanı cennet olsun. Adevi ablamızı da dinlemiş olduk. Devam ediyoruz. Raportajlarımıza Gazi Osman Paşa el sahiplerimizden, Büyük Birlik Partisi ilçe yönetiminden Can ablamız. Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hatice Hanım. Hatice Çalışkan. Hatice Çalışkan'la beraberiz. Evet efendim. Değerli başkanım. Çetin Kara'yı yakının tanıyorsunuz. Mahalleden de tanıyorsunuz. Duygularınızı alalım efendim. Onu söyleyecek kelime yok. Cümle yok. Anlatacak ifade yok. O evet. Bize çok kötü bir şaka yaptı. Evet. Ağladık. Halen ağlıyoruz. Hep de ağlayacağız. Çok ağlayacağız. Mekanı cennet olsun. Bol bol dua edeceğiz. Mübarek gecenin hükmetine. Yüzü kaybettik biz. Biz gülen yüzümüzü. Gülen yüzümüzü. Rabbim o gülen yüzümüz hiç solmayacak inşallah. Hep bir olacak. İri olacağız. Diri olacağız inşallah. Ama hep yalnız kalacağız. Çetin. Kalmayacağız inşallah. Çetin kalmayacağız. Kalmayacağız inşallah. Hep birimiz Çetin Başkan, her birimiz Muhsin Başkan olmaya gayret edeceğiz inşallah. Allah razı olsun. Çetin Başkan da gülen yüzümüzü fısıldayan kardeşim. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Evet, Büyük Birlik Partisi il sekreterimiz, özel kalem müdürümüz ve aynı zamanda da Sultan bacımız, kızımın adı, ağzımın tadı, Sultan
soyadın? Sultan Yeter. Sultan Yeter'le beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Sayın Başkanım sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Nasılsınız? Allah razı olsun değerli başkanım. Duygularını alalım Sultan ablam, Sultan Başkanım. Neler söylemek istiyorsunuz? Evet. Başkanım ne söyleyeyim? Bir kere öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Çok değerli Çetin kardeşimi 15 senedir. 15 sene Allah Allah. Davanın davacısı, hizmet eri, riyasız, hilesiz, bir gün hiçbir şeyden dert yanmayan, suratını asmayan, 7'den 70'e herkese hizmet eden, herkeste hakkı olan, benim için çok kıymetli, çok değerli bir kardeşim. Hiç marangoz tipi var mıydı rahmetli? Ne güzel giyinici, böyle pırıl pırıl değil mi? Hiçbir gün onu takım elbisesiz görmedim. Aynen. Muhsin Başkan'ı aşığı. İşte davanın hizmetleri. Yani riyasız, hilesiz, evet, samimiyette ön sıralarda kardeşimizi kaybettik. Bu mübarek gece dedi yedisini yaptık. Yani, Sayın Başkanıma da, ilçe başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bizi bir araya topladı bu hizmeti verdiği için. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Yani cennet olsun. Amin. Size de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sayın Başkanım, evet, bu vesileyle güzel ben bir anı. Ben de gelemezdim ama kardeşimiz bak üniversiteden ya geldi. Ya biliyorum birlikte onu. Allah geldik, razı olsun. Elhamdülillah. Sizden Allah razı olsun. Bu bir sebeple topladınız bizi bir araya. Hayırlı Allah geceler. Sağ olun. Evet. Sultan ablamızı da aldık. Evet. Evet efendim, Büyük Birlik Partisi 2. Bölge Başkanımızla beraberiz. Evet efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız değerli başkanım? Sağ olun. Evet. Sağ olun. Sizler evet, nasılsınız? Allah razı olsun. Çetin Karay'ı konuşuyoruz. Onu anmaya çalışıyoruz. Yad etmeye çalışıyoruz efendim. Valla Çetin Karay'ı 1996 yılından beri tanıyan bir kardeşinizim. 20 yıldır. 21 aynen, yıldır. Evet. Aynen. Bölgemizin insanı. Mühitimizin insanı. Ben de biliyorsunuz bu mühitin insanıyım. Muhsin Başkanım'ın hep söylediği bir söz vardı. İsimsiz kahramanlar derdi. İsimsiz kahramanlar. Aynen. İsimsiz kahramanlar adının teşkilatımızda en uyacak isimlerinden bir tanesi Çetin Kara kardeşimizdir. Bu kadir gecesinde bizleri bu gönül dostlarıyla bir arada buluşturdu. Rabbim cennetine koyar. Muhsin Başkanım komşu eyler. Peygamber amin. Efendimiz'e komşu eyler. Ben bu kadar yani. Çok teşekkür ediyorum size. Allah razı olsun değerli başkanım. 20 yıllık can dostu Büyük Birlik Partisi 2. Bölge Başkanımızla yapmış olduğumuz röportaj. Evet, yine bir can arkadaşımız. Büyük Birlik Partisi Gazi Osman Paşa Teşkilatı'ndan. İki dönem beraber çalıştık. İki dönem beraber çalıştı. Can arkadaşı. Allah evet, kanı karı rahmet eylesin. Amin. İsim neydi hocam? İsmim Ali Oruç. Ali Oruç'la beraberiz. Evet Ali Bey. Çetin Kara sizin için neyi ifade ediyor efendim? Benim için bir dava adamıydı. Nerede, bir dava adamı. Nerede bir noksan var, nerede hep oradaydı yani. Aynı yerde. Aynı zor günlerin vefa dolu, zor adamdı yani. Zor günlerin adamı. Zor günlerin dava adamıydı. Allah razı olsun. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Amin. Şu mübarek günde. Artık bu mahalle Çetin Kara yetiştirmeli yani. Onun gibi ve fedakar, vefakar, saf, temiz, gönül insanı yetiştirmeli. Bunu diyebilir miyiz? İnşallah. İnşallah, inşallah. Bunun sözünü de aldık Rabbimizin izniyle inşallah. Cümlemizden efendim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun, Allah razı olsun. Evet. Buyur. Evet, Büyük Birlik Partisi'nin duayeni. Evet, can kardeşimiz. İl Başkan Yardımcımız tanıtımdan sorumlu Muammer Yiğit'le beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız değerli başkanım? Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Amin. Evet efendim, Çetin Kara'yı kaç yıldır tanıyorsunuz? Çetin Kara'yı yaklaşık 22 yıldır tanıyorum. 22 yıldır evet, bir büyük bir ömür. Bir ömür, 22 yıl. Duygularını alalım değerli başkanım. Şimdi Çetin Kara'yı tarif etmeye kalksak kelimeler yetmez. Çetin Kara bizim için bir abi, bir kardeş, bir arkadaş, bir dost. Hizmetin olduğu her yerde Çetin Kara vardı. Rahmetli şehitlerimizin devamlı kullandığı güzel bir atasözü var. Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. Çetin Kara kardeşimizin, başkanımızın da cenazesinde ve mevlidinde görüyoruz ki sevenleri çoktur. İyi bir insandı. Şakayı seven, mülayim bir insandı. Sen bu vefatta zaten bizi çok üzdü. Giderken çok kötü bir şaka yaptı bizlere. Allah kanı rahmet eylesin. Unutamayacağımız değerli bir kardeşimizi kaybettik. Rabbim kan kan rahmet eylesin. Amin. Camiamıza sabırlar versin. Amin değerli başkanım. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet. Evet, Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Teşkilat Başkanı Turan Aytan'la beraber. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Başkan. Evet efendim, son
6 ayda sürekli Çetin Bey ile beraber çalıştınız. VIP korumalarda işte genel merkezi, genel başkanımızı karşılamada, bu da teşkilat başkanımız olarak. Duygularınızı alalım değerli başkanım. Çetin Kara kardeşimiz, Allah razı olsun kendisinden. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çok değerli, çok değer verdiğimiz bir kardeşimizdi. Çok kısa, erken zamanda aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin, gani gani. Çok seviyorduk kendisini. Çok üzdü bizi. Allah rahmet eylesin, yapacak başka bir şey yok şu an. Allah razı olsun değerli başkanım. Evet, yani bir gönül adamıydı diyorsunuz. Çok dava adamı, gönül adamı. Verilen görevi layıkıyla yerine getiren bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun. Evet efendim, ev sahibiyiz biz şu anda. Büyük Birlik Partisi Gazi Osman Paşa ilçe başkanımız ve Allah razı olsun. Zannedersem Gazi Osman Paşa'da görevliydi değil mi? Aynı zamanda da ilçe olarak rahmetlik Çetin kardeşimiz. O ilçeden mi ile gelmişti? Çetin Başkan bir önceki dönem bizim ilçe yönetiminde. İlçe yönetiminde Gazi Osman Paşa. Daha, evet. Sonraki süreçte de Mustafa Başkan'la birlikte il yönetimine girmişti. Şu anki il başkan yardımcısı olarak görevine evet, devam ediyor. Evet. Pedai Başkanım'la beraberiz. Aynı zamanda bizi misafir eden, karşılayan, bu programı tertip eden tüm can dostları adına, Büyük Birlik Partisi camiası adına çok teşekkür ediyoruz. Ve Can Başkanımızdan duygularını alıyoruz. Buyurun efendim. Çetin Başkan bizim Gazi Osman Paşa'mızın yetiştirdiği ender insanlardan bir tanesiydi. Rabbim kendisinden binlerce kez razı olsun. Bu mübarek günlerde de Rabbim yanına aldı. İnşallah Peygamber Efendimiz'e komşu eder diyorum ben. Amin. Çetin bizim teşkilatımızın nerede neye ihtiyacı varsa Çetin oraya yetişen bir dostumuz. En zor anlarda olan. En zor anlarda hiç tereddütsüz bir şekilde birçok arkadaşımız teşkilat işlerini kendi işlerinden sonra tutardı. Ama Çetin'de farklı bir duygu vardı. Teşkilatta bir sıkıntı olduğu anda kesinlikle kendi işini bir tarafa bırakır, teşkilatın işine koşardı. Ben bir arkadaşımın olayında mesela şahidim. Kapılarını takıyor arkadaşımızın evine. Son rutuşlarına gelmişti. Yarım saatlik ya işi vardı ya yoktu. O ara ilden il başkan yardımcımız Çetin'i aradı. Çetin Başkan dedi, genel başkan işte yarım saat içinde havaalanına gelecek dedi. Çetin tabi bizlere onu hissettirmedi. Bize söylediği laf şuydu: ben sigaram bitti, sigara almak için dışarı çıkıyorum dedi. Çetin bir daha bizim yanımıza dönmedi. Sonra Çetin'i aradık, Çetin'i havaalanında gördük, genel başkanın aynen, yanında. Karşılamada. Karşılamada evet, gördük evet, kendisini. Biz de Gazi Osman Paşa Teşkilatı olarak ilçemizin yetiştirdiği bir canımız, ciğerimiz, dostumuz, kardeşimiz Çetin olmasından dolayı böyle bir organizasyon arkadaşlarla beraber uygun bulduk. Rabbim bugün mübarek bir günde zaman ayırıp aynen Allah buraya, kabul etsin. Evet. Buraya gelen tüm dostlarımızdan, tüm dava arkadaşlarımızdan, kendi sevenlerinden de razı olsun diyorum ben. Tekrar Çetin Başkanımıza ve tüm ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum bu mübarek günlerde. Allah razı olsun değerli başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, mahalleden komşumuz, ablamız, canımız, evet efendim, Emine ablamız, evet hoş geldiniz. Sağ ol Nasir. Evet efendim, evladınız, yeğeniniz, Çetin kardeşimizden rahmeti rahmana gönderdiğimiz ve bugün de mübarek bir gecede, mübarek bir günde onu anmaya çalıştığımız Çetin için biraz bahseder misiniz efendim? Oğlum gibi severdim onu, onlar da öyleydiler bana karşı. Allah rahmet etsin, peygambere komşu olsun. Amin. Ne diyeyim? Amin efendim. Oğlunuz gibi severdiniz. Çok evet, seviyordum evet, onları. 40 senelik komşularım. 40 senedir. Evet. 40 senelik komşularım, çok samimiyiz. Evet. Elimizden gitti işte, başka bir şey diyemem. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Çok teşekkür ederim efendim. Değerli abimizi de alalım efendim. Çetin Bey'in komşusuyum. Evet, komşusu. Evet. Arkadaşı aynı zamanda. İsmim Neşat Kılıç. Dediğim gibi başkanımız olsun, Emine teyzemiz olsun, teşkilat mensupları burada birçok şeyler söylediler. Gerçekten Çetin kardeşimiz görev insanıydı. Her zaman teşkilat için varını yoğunu ortaya koyan, koşturan bir insandı. En önemlisi de şu mübarek Ramazan ayı içerisinde Rahman'a rahime kavuştu. Başta tüm şehitlerimiz olmak üzere
Çetin kardeşimizi rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Amin diyelim hocam. Allah razı olsun. Bu bize gelip burada yayın yaptığınızdan dolayı ekibiniz adınıza sizlere de ayrı il başkanım. Öyle mi? Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Hakkını ödeyemeyiz. Dilimizin döndüğü evet, kadar. Evet, deyip, evet. Onun bir nefsini artı olsa bu akşam olalım. Bu akşam Kadir Gecesi. Evet. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Ölmüşlerimize Allah gani gani rahmet eylesin. Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Evet efendim. Hocam, raportajımız burada sona eriyor. Mübarek bir gecede Kadir Gecenin hayırlara vesile olmasını diliyor. Tüm şehitlerimizi burada rahmetle anıyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir coşku var içimde bugün. Kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerim parke parke taş duvarlarda. Açılıyor hayal pencerelerim. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Kekik kokulu koyaklardan aşarak güvercinler ülkesinde dolaşıyor, bir çeşme başı arıyorum. Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp mis gibi nane kokular arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey. Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle kol kola kırlarda koşarak, siz peygamber çiçekleri toplarken, ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde, ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim, güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk, üşüyorum.